Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli kadın diplomatını Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ziyaret etti. Yurt dışında birçok ülkede diplomatik görevlerde bulunan ve şu anda da devlet tarafından kurulmuş olan İnsan Hakları ve Eşitliği Kurumu'nun kurul üyesi olarak görev yapan Dilek Ertürk ile engelli hakları ve eşitliği konusunda Ümran Öztürk ile istişarelerde bulundu. Engelli kardeşliklerini ilan eden ve pekiştiren bu iki başarıdan başarıya koşan görme engelli bu iki şahsiyet, engellinin de el ele verip bir araya geldiğinde neler yapabileceklerini dile getirdiler. Kurumuyla ve kendi hayatına anekdotlarla başarıya nasıl ulaştığını ifade eden Türkiye'nin ilk ve tek görme engelli diplomatı olan Dilek Ertürk, bu nazik ziyaretinden ve hediyesinden dolayı Ümran Öztürk'ün şahsına teşekkür etti. Dilek Ertürk ayrıca şunları söyledi. Bu arada belirtmek istediğim benim bakımımdan çok önemli, çok kıymetli bir anekdot var. Buraya kurul üyesi olduktan sonra pek çok engelli kardeşimizin başvurularında ben kurulu ikna etmeye çalıştım. Kurul ihlal yoktur engellilik temelli dediğinde dahi ben kendi gayretimle, karşı görüşlerimle engellilerin haklarını savundum. Ama bundan çok daha kıymetlisi, kuruma bir başvuru gerçekleşmiş. Engelli bir mahkum Eskişehir cezaevinde, Eskişehir Odunpazarı cezaevinde yatarken kütüphaneden faydalanamadığını, bu yönüyle ayrımcılığa uğradığını ifade etmiş. Ama kurumda bu başvuru kenarda köşede kalmıştı. Ben bu başvuruyu bulup, çıkarıp Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Şaban Yılmaz'la işbirliği halinde bu engelli mahkumun sesli kitaba erişimini sağladık. Ve kendisi bana çok mutlu olup bir de mektup göndermişti. Bu mektup benim bu kurul üyeliğim neticesinde aldığım en güzel armağandır. Ve şimdi Adalet Bakanlığı'yla da istişare halindeyim. Cezaevlerimizde bu sesli kitaba erişimi yaygınlaştırmaya çalışacağız. Engel erişimi. Üçüncü bir görevi daha vardı kurumumuzun. Engellilik konusunu geniş tutunca bunu ifade etmeyi unuttuk. Bir diğer görevimiz ise ulusal önleme mekanizmasıyız biz Türkiye'de. Yani nedir ulusal önleme mekanizması olmak? Özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilerin bulunduğu yerlere cezaevi, geri gönderme merkezi, psikiyatri klinikleri, çocuk esirgeme kurumları gibi devletin koruması altında bulunan kişilerin bulunduğu yerlere inceleme ziyaretlerinde bulunuruz. Ve buradaki kişilerin insan haklarından mahrum kalmaması, bu haklarının ihlal edilmemesi için bulundukları kurumlara tavsiyelerde bulunuruz. Bir takım yanlış gidişat varsa bunları düzeltmeye gayret ederiz. Bu minvalde de pek çok cezaevi, geri gönderme merkezi gibi bu tür yerlere ziyaretlerde bulundum. Nazik ziyaretiniz beni çok onurlandırdı. Ümran Hanım'la Kütahyalı bir bürokrat arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletmek isterim. Enerjisi, motivasyonu bize de heyecan verdi, bizi de yüreklendirdi. Ve umarım biz birlikte şu korona sürecini de tez zamanda atlatabilirsek, güzel işlere imza atıp engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin hayatlarını değiştirebilecek, onların yüreklerine dokunabilecek olumlu işler yapmak kısmet olur, mümkün olur diye düşünüyorum. Ben Dilek Ertürk, ben Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatıyım. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun da tek kadın üyesiyim. 1986 yılında rahmetli Özal'ı ziyarete gitmiştik. 23 Nisan'dı. Diğer çocuklarla birlikte ben de engelli çocukları temsilen gitmiştim. O dönemde bana rahmetli Özal, sen Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmalısın demişti. Ben de diplomatlar ne iş yapar diye ona sorduğumda, o bana diplomatlar en az bir yabancı dili çok iyi biçimde konuşur
ve başka ülkelerde ülkemizi temsil edip ülkemizin hak ve menfaatlerini korurlar dediğimde bunu bir hedef belirlemiştim. Eğitim hayatımı buna göre yönlendirmiştim. Mümkün oldu ülkemizde bir takım AB uyum mevzuatı çerçevesinde yasalarımızın değişimi sürecinde önce 2000-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptım. Pek çok ülkede bulundum. Kuala Lumpur, Moskova, Almaty, Taşkent, Zürih, şu an bir anda hatırlayamadım. Pek çok ülkede ülkemizin insan hakları alanındaki reformlarını dünyayla paylaştım. Seminerler verdim. En son Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı nezdindeki daimi temsilciliğimizde 2,5 yıl görev yaptıktan sonra yine Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika Genel Müdürlüğü'nde görev yaptım ve 2017 yılından bu yana da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun tek kadın üyesi olarak çalışıyorum. Hizmet etmek güzel Dilek Hanım. Hizmete değer verilmek, takdir edilmek ondan daha güzel. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, AB müktesebatı, Birleşmiş Milletler gayri insani ve kötü muamelenin önlenmesi ek ihtiyari protokolü OPCAT ve de Paris prensipleri çerçevesinde oluşturulmuş bir kurumdur. Bu paralelde de 3 temel görevimiz vardır. Öncelikle insan haklarının korunup geliştirilmesi ki bu yönde muhtelif yayınlar çıkarıyoruz. Sempozyum ve konferanslarımız oluyor. İkinci temel görevimiz ayrımcılıkla mücadele. Nedir bu ayrımcılık? Anayasanın 10. maddesinde sayılan ayrımcılıkla mücadele unsurlarına ek olarak servet, doğum, cinsiyet, din, dil, ırk, engellilik temelli ayrımcılık yapılamaz. Bu minvalde bazı engelli arkadaşlarımızın hak ihlallerine yönelik başvuruları oluyor. Tabii 11 kişilik bir kurum, bizim kurumumuz. Orada çoğunluğu sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ama ben elimden geldiğince engellilerin maruz kaldığı sıkıntıları, problemleri, zorlukları bu beylere anlatarak onları bu konuda ikna etmeye, empati kurmaya, davet etmeye çalışıyorum. Böyle. Benim anlatacaklarım şimdilik bunlar. Peki, genelde engelliler haklarını bilmiyorlar. Kurulda engelli hakları nedir yani? Engellilere mesajınız nedir? Genelde gelen şikayetler... Engellilik temelli ayrımcılığa kesinlikle bizim kurumumuz kanununda sayılan ayrımcılık temellerinden biri olduğu için müsaade etmez, etmemelidir. Buna göre herhangi bir bulunduğu yerde engelli olduğu için mobbinge uğruyorsa, engelli olduğu için diğer insanlarla aynı koşullarda bulunması engelleniyorsa kurumumuza başvurabilirler. Kurumumuzun uzmanları var, insan hakları ve eşitlik uzmanlarımız var. O uzmanlar tarafından yapılan incelemeler neticesinde konu bizim kurulun, karar organı olan kurulun önüne gelir, kurul görüşür ve karara bağlanır. Ben engelli kardeşlerimi bu alanda özellikle hak ihlaline uğradıklarını düşündüklerinde kurumumuza bekliyorum. Ben de bir %100 görme engelli olarak aynı zamanda Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Başkanı olarak bize göstermiş olduğunuz ilgi, güler yüz, misafirperverlik için teşekkür ederim. Özellikle devletimize de böyle bir konuda sizin gibi değerli bir kardeşimizi değerlendirip görevlendirdiği için siz de kendi çabalarınızla bu şekilde diğer engelli kardeşlerimize örnek olduğunuz için size teşekkür ediyorum.